Kitap dostları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir kitabı yorumlamaya ve dilimiz döndüğünce tanıtmaya çalışacağız. O zaman ne diyoruz? Kitapların sayfalarını, kitabımızın sayfasını çevirmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli kitap dostları, kitabımız eski bir şarkı sözü yazarı olan Brezilyalı Paulo Coelho'nun 1988 yılında raflardaki yerini almaya başladıktan sonra 42 ülkede 26 farklı dilde ve ilk yayımından 6 yıl geçtikten sonra 7 milyon satış rakamına ulaşmış olan o meşhur kitap ve bütün dünyayı kasıp kovuran, peşine takan ve bu anlamda belki de fenomen olmayı başarmış olan kitabımız Simyacı. Tabii kitabımız bütün dünya edebiyatı anlamında ve yazar kalitesi anlamında oldukça ses getirdi. Tabii bizim kitabımızı ele almadan önce şunu ele almamız gerekiyor. Bu kitaba, bu fenomen kitaba kaynaklık teşkil eden ve belki de yazarımızın esinlendiği o önemli akım, bizi de içine alan akım, tasavvuftan ve Mevlana'dan söz etmemek olmaz sanki. Peki nedir tasavvuf? Tasavvuf aslında kelime anlamı olarak gizemcilik demektir. Allah'a aşkla, sevgiyle ve gönülle ulaşılabileceğini ve bu aşkın aslında ilahi bir aşk olduğu karşımıza çıkıyor. Peki bu ilahi aşkta yollar hangi aşamada kat ediliyor? Bunların en temelinde aslında Kur'an-ı Kerim ve hadisler yer almaktadır. Ve bu anlamda yine tasavvuf yolunda olan kişiye de yine mutasavvuf adını vermekteyiz. Peki biraz daha derine inecek olursak tasavvuf neyi içinde barındırıyor? İçinde barındırdığı ifade aynen şu. Net ve somut anlamda aslında Allah'a bizler korkarak, baskıyla ya da herhangi bir şekilde ürkütülerek değil, biz ona aşkla, sevgiyle ve muhabbetle ulaşabiliriz diyor. Yani aslında biz şunu çok rahat söyleyebiliriz değerli kitap dostları. Aslında tasavvuf bir yolda oluş demektir. Ve bu yolda oluş içerisinde içinde barındırdığı tek algı belki de bu anlamda sevginin kendisidir. Şimdi örneklendirme isteyebiliriz. O da şu. Bizler yaşamımız içerisinde birçok noktada aslında Allah'a ulaşmayı ve onun yolunda olmayı korkarak, korkutarak götürmeye çalışıyoruz. Ve aslında yapmamız gereken bizim Allah'a sevgiyle ulaşabilmektir. Hemen örneklendirecek olursak o da şudur. Mesela Allah'tan kork ya da Allah seni taş yapar ya da işte bak taş olursun gibi ifadelerle biz sanki Allah'ı korkulması gereken bir güç olarak anlatırken sivil hayatımıza baktığında aslında bizler sevdiğimize, sevdiklerimize daha yakın ve sevgi diliyle ulaşmaya çalıştıklarımıza aslında daha çok bağlıyız. Belki de tasavvufçuların üzerinde durduğu en önemli nokta budur. Eğer Allah'a ulaşmak istiyorsanız sevgi dilini kullanın, muhabbet dilini kullanın. Allah'ı korku aracı olarak değil, bir sevgi aracı olarak alın ve bu anlamda hayatınıza taşıyın diyor tasavvufçular. Peki gizemli olan nedir? Perdeli olan nedir? Allah'tır. Ki baktığımızda aynen şu ifade vardır. Eğer Allah perdesiz ve apaçık olsaydı ne gizem kalırdı ne sır kalırdı. Ve bu anlamda aslında gizemli ve perdeli olması bizim ona olan çabamızı ve ulaşma isteğimizi arttıran bir faktördür.
Tasavvufu anlatıp da Mevlana'yı anlatmamak olmaz. Ve aslında Mevlana sadece bizim topraklarımızın değil, aynı zamanda bütün dünyanın üzerinde hemfikir olduğu, fikirlerine danıştığı ve 2007 yılından itibaren de UNESCO tarafından bütün dünya ülkelerinde anıldığı ve isminin hakkının verildiği etkinliklerle hatırlandığı bir İslam filozofudur. Mevlana 1207 yılında Orta Asya'nın Horasan bölgesinde Bel kentinde dünyaya gelmiş ve babasının Anadolu coğrafyasına gelmesiyle beraber geri kalan yaşantısını Anadolu'da sürdürmüş ve yine bu coğrafyada hayata gözlerini yummuştur. Peki Mevlana neyi sorguluyor, neyi anlatmaya çalışıyor bizlere? Burada en önemli birinci sorusu aslında bireyin evrenin varlık nedeninin ne olduğunu sorgulaması gerektiği ve evren neden vardır sorusuna cevap arayışı yatmaktadır. Ona göre gerçek güç, mutlak güç Allah'ın kendisidir. Ve evrenin varoluş sebebi de vahdet-i vücut yani Allah'ın birliği, tek olması ve aslında bizim birer yansıma olarak Allah'ın gücünün göstergesi olduğumuzu söyler Mevlana. Şimdi bu noktada tam da aslında hepimizin kafasında yer alan o soru ben neden varım ya da evren neden var algısıdır. Tabi buradan biraz sonra anlatacağız. Kitabımıza da kaynaklık teşkil eden, yazarımıza kaynaklık teşkil eden o vahdet-i vücut anlayışına bakmamız gerekiyor. Şunu söylüyor Mevlana. Eğer biz varsak bu tamamen Allah'ın bilinmek istediği, tanınmak istediği ve gizli bir hazine olmaktan, bir değer olmaktan çıkmak istemesi olarak adlandırıyor. Yani temelde şu vardır. Şöyle düşünelim değerli kitap dostları. Bir yerde bir hazine var, gömülü. Kimse o hazinenin varlığından haberdar değil. Ama o hazine ortaya çıkmadığı sürece herhangi bir değer atfetmiyor. Ne zaman ki ortaya çıktı, bilindi ve artık o değer değerini bulup bizim tarafımızdan yüceltilmeye başlanır. Tam da somutlaştırmaya çalıştığı Mevlana'nın budur. Gizli bir hazine olmaktan çıkıp kendisinden başka varlıkların faydalanması ve yaşamlarına yön vermesi olduğudur. Bir başka soruya da Mevlana şu cevap veriyor. Sorumuz şu. İnsanın bu evrendeki yeri ve değeri nedir? Mevlana'ya göre insanın bu dünyadaki yeri ve değeri kendisine ilahi ruh üflenmiş olan yani akılsal yetenekler verilmiş olan bir canlı olmasıdır. İşte insanın aklını kullanarak bu ilahi ruhtan faydalanarak Allah'a ulaşmak olması ve yaşamsal alandaki gayretlerini ona ulaşmak için çabalamakla geçirmesi olduğunu söylüyor. Şimdi, varlıklar içerisinde sadece insan Allah'ın iyiliğini, özünü ve güzelliğini sezebilir. Ancak dünyevi alan içerisinde bazı bedensel zevkler, istekler bizi bu sezgiden alıkoyabilir diyor Mevlana. Peki bu bedensel zevk ve isteklerle mücadele edebilmenin yolu nedir? İşte bu noktada bu yol aşkın kendisidir. Aşk biraz önce söylediğimiz gibi ilahi aşktır. Allah yolunda olmaktır ve onu bütün iyiliğiyle, güzelliğiyle kavrayabilme çabasıdır diyor Mevlana. Yapmamız gereken de tam da bu noktada ona yönelmek olmalıdır. Aşk, yaratılmış her varlığın Yaradan adına sevilmesidir ki
hepimizin bildiği o meşhur ifade, güzel ifade, yaradılanı severim, yaradandan ötürü Mevlana'nın sözüdür. Gelelim kitabımıza. Kitabımız Simyacı'ydı ve uzun bir girizgahtan sonra bakalım anlatmış olduğun konuyu kitabımıza nasıl bağlayacağını merak ediyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Kitabımız Can Yayınları tarafından 1996 yılında birinci baskısını yapmış ve bugün 23. yılını dolduran ve 142. baskısını, tabi benim elimdeki 142. baskısı, yapmış olan güzel bir dizayna, güzel bir baskıya ve zaman zaman kitap fuarlarında da özel baskılarla yine okuyucularıyla buluşan bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Peki kitabın içeriğinde neler var derseniz, kitabın içeriğindeki en önemli kahraman Santiago'nun yapmış olduğu o yürüyüş içerisinde, kendini bulma çabası içerisinde gösterdiği çabayı içine alıyor. Yine kitabımız mekan anlamında bir zamanlar İslam coğrafyası içerisinde yer alan Endülüs Emevilerinin olduğu bugünkü İspanya'nın güney bölgelerini, yine Fas coğrafyasını ve yine piramitlerin bulunduğu Mısır bölgesini içine almakta. Santiago'nun hikayesi aslında görmüş olduğu bir rüyanın etkisiyle yüreğinin sesini dinleyerek Mısır piramitlerine ve onun eteklerinin altında bulunan hazineye ulaşabileceği yolculuğun hikayesini içine alıyor Simyacı. Santiago hırslı, çalışkan ve çevresindeki bireylerle kolay uyum sağlayabilen bir karakterdir. Ve tek arzusu dünyada mutlu olmak ve dilediği gibi bir yaşam sürmektir. Babası bir pederdir ve yine Santiago'nun peder olmasını istemektedir. Ancak Santiago peder olmakta değil, dünyayı gezerek, tanıyarak mutlu olmayı ve yüreğinin götürdüğü yere doğru yolculuk yapmayı seçer. Yaşamı kilisede değil, gezerek, görerek öğrenebileceğini savunan Santiago, babasından almış olduğu parayla ve onu ikna ederek bir koyun sürüsü alır ve bu koyun sürüsünü önüne katarak Endülüs Emevisi'nden, yani bugünkü İspanya'dan çıkar ve Mısır piramitlerine doğru hareket eder. Yolculuğu sırasında bir falcıyla karşılaşan Santiago, falcıya görmüş olduğu rüyayı yorumlatır ve falcı aynen şunu söyler: git, rüyanı takip et, Mısır piramitlerinin altında görmüş olduğun hazine seni bekliyordur der. Yolculuğuna devam ederken yine bir kralla karşılaşır. Karşılaştığı kral ona aynı falcının dediği yönde telkinlerde bulunur. Ancak bu yolculukta başına kötü bir olay gelir ve Arap kökenli bir çocuk bizim Santiago'muzu kandırır ve elindeki bütün parayı çalar. Santiago yolda Fatıma'ya rastlar. Fatıma'ya aşık olur. Fatıma'ya onu beklemesi gerektiğini ve bir gün mutlaka döneceğini söyler. Fatıma da aynen ona şunu söyler: Santiago, hedefinde yürü, mutlu olmak için gayret et. Eğer sen mutlu olmazsan, hedefine ulaşmazsan, biz seninle evlensek bile senin aklın hep orada kalacaktır ve hiçbir zaman tam olamayız der. Bu yolculuğu sırasında kahramanımız bir İngiliz'e rastlar. Bu İngiliz Mısır çöllerinde bir simyacıyı aramaktadır. Ancak kendisini bulamamıştır.
simyacının görevini ve önemini Santiago'ya anlatan İngiliz yolda bir yaşlı adama rastlar. Bu yaşlı adam simyacının çok uzak diyarlarda ve ona çok zor şartlarda ulaşılabileceğini söyler. Peki nedir simya? Simya değersiz madenleri altına çevirmeye dönük, aynı zamanda hastalıklara çare bulmaya dönük ve yine ölümsüzlük iksiri, sonsuza kadar yaşayabilmeye dönük bir ortaçağ kimya öğretisidir diyebiliriz. İngiliz arkadaşıyla yolculuğu sırasında hedefe ulaşmış ve artık simyacıyla tanışmıştır. Simyacının orada kurşunu altına çevirdiğini görmesiyle beraber bundan büyülenmiş ve kendi yolculuğuna rehberlik etmesini ondan istemiştir. Ve onun rehberliğinde artık Mısır'a, piramitlere ve rüyasında görmüş olduğu o hazineye ulaşmıştır. Belki de ulaşmamıştır. Bunu büyük bir soru işaretiyle bırakıyorum ve lütfen kitabın o can alıcı noktasında sizleri yürümeye davet ediyorum. Gelelim kitabımızın Mevlana ve tasavvufla olan ilişkisine. Bu ilişki Santiago'nun simyacıyla yapmış olduğu diyaloglarda karşımıza çıkar ve şunu söyler Santiago. Her şey bir ve tektir. Tıpkı Mevlana'nın vahdeti vücut anlayışındaki Allah'ın birliği ve tekliğinde olduğu gibi. Simyacı Santiago'ya şu sözleriyle destek verir. Benim evrendeki yolculuğumda biricik ve tek olduğunu düşündüğüm güç aslında odur der. O derken de yine aslında işaret ettiği az önce de söylediğimiz Mevlana'nın vahdeti vücut anlayışı, yani mutlak ve gerçek gücün Allah olduğu algısıdır. Tabi yazarımız Paulo Coelho kitabının baskısının yapıldığı ilk yıllarda herhangi bir şekilde tasavvuftan ya da Mevlana'dan söz etmemiştir. Ta ki İran'da ve İstanbul'da yakın tarihte katılmış olduğu o konferanslarda ben kitabımı yazarken Mevlana'nın mesnevisinden ve özellikle 6. cildindeki bir hikayeden etkilendim diyene kadar. Tabii bu bizim için neden önemli? Bu bizi dünya yazın dilinde Mevlana'nın anlaşılabilir, tanınabilir kılması açısından oldukça önemli. Ve yine aslında tasavvuf algısının daha önce de söylediğimiz 2007 yılında Mevlana'nın Dünya Mevlana Yılı ilan edilmesiyle beraber biz ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Tabii buradan Türk yazım diline ve Türk yazarlarına dönecek olursak biz Mevlana'nın ve tasavvuf algısının 2008 yılında Ahmet Ümit'in yazmış olduğu Bab-ı Esrar adlı kitapta ve yine 2009 yılında Elif Şafak'ın yazmış olduğu Aşk adlı kitabında karşımıza çıktığını görmekteyiz. Tabii buna sevinsek mi üzülsek mi bilemiyorum. Çünkü 1988 yılından bugüne bakacak olursak iki kitap arasında, yani gerek Aşk gerekse Bab-ı Esrar kitaplarıyla simyacı arasında yaklaşık 20-21 yıl olduğunu görmekteyiz. Mevlana'nın dünya yazım dilinde 21 yıl önce keşfedilmiş olması ve bizim bunu daha yakın tarihli olarak buluyor ve okuyor olmamız aslında biraz manidar. Tabii hiç yazılmaya edebilirdi, hiç dile getirilmemiş de olabilirdi ve yine hiç raflardaki yerini almamış da olabilirdi.
Son olarak değerli kitap dostları, 3 kitapta bizi anlatıyor. 3 kitapta Mevlana'yı ve tasavvufu anlatıyor ve yine 3 kitapta aslında bir yolda oluş hikayesini, yani Mevlana'yı, Mesnevi'yi ve o kendini arayış çabasını, hazineyi içine alıyor. Evet değerli kitap dostları, iyi bir kitap gerçek bir hazinedir ve umarım sizlerin gerçek hazinelerle dolu bir yaşamınız olur. Lütfen kitaplarımızın sayfalarını çevirmeye devam edelim. Hoşça kalın.